Başkenti Kiev'deyiz. Parlamento'nun yanındayız. Burada Ukrayna Parlamentosu'nun önü. Şu anda Parlamento'nun önünde boş. Parlamento'nun önündeki cadde kapalı trafiği. Arkada caddenin giriş tarafları polis tarafından tutuluyor. Polis bu tarafa geçirmiyor. Hiç kimse geçemiyor. Gezen araçlarda yine polisin izinde tabi ya da burada yaşayan insanlar. Parlamento etrafı adeta polis Çevik Kuvvet tarafından etle örülmüş durumda. Hiç kimseyi bırakmıyorlar. Kuş uçurtmuyorlar bu bölgede. Burada hiç şu anda eylemci yok. Normalde Zelenski'nin işaret ettiği bir Aralık akşamı darbe söylentisi iddiası vardı. O nedenle burası yönetim bölgesi ve hiç kuş uçurtmuyorlar adeta. Yaprak kımıldamıyor, öyle diyebiliriz. Ukrayna parlamentosuna doğru ilerliyorlar. Bunun kutlamalı gözüküyorlar. İleride Cumhurbaşkanlığı var ve parlamento var. Ne tarafa gideceğini birazdan göreceğiz. Slogan atarak ilerliyorlar. Але завдяки нашій з вами активності і участі, завдяки вам, нам вдасться врятувати і зберегти країну в цей непростий для неї час. Дуже хочу взяти на себе відповідальність за нашу країну. Я не чую. Ось так краще. Тепер я бачу відповідальних громадян, які є майбутнім цієї країни, не просто майбутнім, а які стануть її теперішнім. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Путін! Зеля! Gösterici var. Sayılarını tam bilemiyoruz. Çok fazla kalabalıklar. Tahmin etmiyorum. Так, друзі, добре. Підходьте. От тепер підходьте і можете трохи розсереджуватися в покої, щоб ми змогли дати шлях, дати прохід тим нашим друзям, які ще тільки підходять, які ще тільки. Nereye varacağız? Tam gösteremiyoruz. Але ne saatlere kadar devam edeceğiz takip. Давайте організовано підтягуватися, але при цьому не розпорошуватися. Не розпорошуватися, а триматися. У нас погоду. Погоду, а всім тим, хто зазіхає на нашу бідушку погоду. Ганьба! Також Зеленський вважає, що він може віддати владу в країні в роки Єрмака. Сам записувати відосики на підвищених тонах і зневажливо розмовляти з пресою, з громадянами, поводитися з ректором. Просто вразився. Він вважає і він хоче шукати.
ми вже хочемо вже побувати зверто про якість прямої перерови. Böyle başbakanların bir örneği şu anda. Eylemciler parlamentoda kısa eylem yaptılar. Biraz slogan attılar. Şimdi yeniden Avrupa meydanına doğru ilerliyorlar. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın önüne geçmediler. Zaten Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafının yolları kapatılmıştı. Tekrardan Avrupa meydanına doğru ilerliyorlar. Başbakanlık önünde durmadılar. Sadece parlamento önünde durup bir müddet slogan attılar. Şu anda herhangi bir gerginlik ya da arbede yok. Herhangi bir polis kuvvetleri, kolluk kuvvetleri, eylemcilere de müdahale etmiyorlar. Rahat bir şekilde trafiği kapalı yollarda yürüyorlar. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава Україні! Громадянин платник податків. Це є господар цієї країни, який наймає собі просто чиновників, в тому числі президента, в тому числі поліцію. Не пустили, так і воює. Суточні штурми нарешті, як я називаю, кінці. Ми сьогодні aynı zamanda yıl dönümü olduğu için eylemciler burada kısa bir süre durdular ve Belarus için slogan attılar. Belarus'taki Lukashenko'ya karşı da slogan attılar. Oradaki eylemcilere de bir nevi destek vermiş oldular. Şu an burada da eylemler var. Az sonra tekrardan eylemlerin başladığı meydana geçecekler ve meydandan sonra dağılacaklar. Şu ana kadar herhangi bir polis müdahalesi olmadı. Herhangi bir şiddet olmadı. Barış içinde eylemler devam ettiriyorlar. Yaklaşık 4500 kolluk kuvveti, polis şu anda görev yapıyor. Bu alanda trafik kapalı. Tam bu alanda 8 yıl önce Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Yanukovych'a karşı eylemler yapmış. O eylemler sonucunda Yanukovych'ın ülkeyi terk etmek zorunda. Şu an o noktada can kayıplarının da olduğu bir noktada. Az öncesinde ben o eylemler sırasında yaralanmıştım. Побачимося з вами вже скоро. Слідкуйте за оновленнями і будемо дотискати. Слава Україні! Маршын okudular. Ve bir hafta sonra buluşmak üzere sözleştiler. Eylemlerin bir hafta sonra devam etmesi bekleniyor. Eylemciler arasında çok ilginç bir polis birimi var. Diyalog polisi. Bu diyalog polisleri herhangi bir durum çıktığında direkt eylemcilerle diyaloğa geçiyorlar. Yani herhangi bir kuvvet uygulanmıyor. Direkt diyalog polisleri eylemcilerle gayet medeni bir şekilde diyaloğa geçip sorunu daha herhangi bir gerilim safhasına gelmeden çözüyorlar. Şu anda eylemciler dağılıyor. Herhangi bir olay olmadı. Bir hafta sonra eylemler tekrardan devam edecek. Caddeler kapatılmıştı. Cumhurbaşkanlığının oradan da sadece herhangi bir eylem olmadan yürüyerek geçtiler. O tarafa yönelmediler. Herhangi bir mukavemet ya da arbede yaşanmadı. Gayet demokratik bir eylemdi. Yani demokratik çerçevesinde. Barışçı bir eylemdi. Şu an eylemciler dağılıyorlar. 1 Aralık yani beklenilen gergin olması beklenilen 1 Aralık 2 Aralık günü darbe beklenmesi olan 1 Aralık 2 Aralık günü şu anda bitti diyebiliriz. Herhangi bir şey yok. Tatsız bir olay yaşanmadı. Şükürler olsun. Eylemciler dağılıyorlar. Slogan atarak dağılıyorlar. Diğer taraftan trafiğe hala meydan kapalı. Herhangi bir yerinlik yok. Başkent Kiev'den aktaracaklarımız bu kadar. Bir hafta sonra eylemler olursa görüşürüz. Thank you.